Değerli futbol severler. Değerli futbol severler. Abi eyvallah, sağ olasın. Şeker de var mı? Bana da gidelim. Değerli futbol severler, müsabakanın 5. dakikasının içerisindeyiz. Teknik bir aksaklık sebebiyle 5 dakikalık bir gecikme ile sizlerin huzurundayız. Bu nedenle sizlerden özür diliyoruz. Evet, Ada Stadyumunda az önce ifade ettiğim 5. dakika oynanıyor. Müsabakada 0-0'lık eşitlik var. Ben hızlı bir şekilde sizlere takımların ilk 11'ini aktarmak istiyorum. Konuk Emir Dağıl, 12 numara Enes Kardaş, 88 Yener Cesur, 4 Oktay Cengiz, 23 Muhammed Emre Topçu, 21 Berkant Koyunçal, 26 İlhan Salih, 40 Serhat Kaymak, 10 Sıtkı Keleş, 9 Şaban Emre Nizam, 11 Yusuf Bulut, bir Ligi Spor hata vardı. 19 Muhammed Uçar, 11 ile sahadaki yerini alıyor. Karşılaşmanın ev sahibi takımı TK'yı Tavşanlı Ligi Spor'un 11'i. 77 Ramazan Haklı, 7 Hüseyin Çıray, 9 Abdülaziz Tanyeri, 11 Ali Arasan Altuntaş, 22 Yasin Kün, 23 Hacı Mustafa Karabulut, 28 Umut Kadir Kiraz, 42 Abdülkerim Kılıç, 88 Furkan Ayan, 89 Zeki Kaan Satıoğlu ve 99 numaralı formasıyla Alaz Gökalp Süme sağdaki yerini alan oyuncular ev sahibi takımında. İlk 5 dakika 6 dakika içerisinde topa daha çok sahip olan ve oyunu rakip yarı alana yıkan takım ev sahibi TK'yı Tavşanlı Ligi Spor. Abdülaziz yükseldi. Hacı Mustafa var, Hüseyin var. Hüseyin orada. Elle bir müdahale var mı? Karşı tarafın hakemi devam dedi. Şimdi top Emirdağ takımında. Hüseyin Çıray'ın baskısı sonuç verdi. Orada Abdülkerim de var. Abdülkerim. Ondan önceki mücadelede yine hakem düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın hakemleri İzmir bölgesinden. Bunu da hemen aktarmış olayım değerli izleyenler. Oyun şimdi durdu. Orada Oktay Cengiz'in bir sakatlığı var şu anda yerde. Evet, o da ayağa kalktı ve az sonra hakemin düdüğünden sonra müsabaka devam edecek. Zeki Kaan, Hacı Mustafa, orada Muhammed girdi araya. Yusuf, top hala Yusuf'ta. Şimdi Muhammed'e bıraktı. Muhammed Yusuf paslaşması. Yener. Yener'in derinlemesine bir pas düşüncesi orada. Şaban Emre'ye. Orada Yasin Gün. Rakibini çok iyi kapattı. Ve topu kontrol edemeyen oyuncu. Şimdi out atışıyla oyun devam edecek. Top kaleci Ramazan'da. Alaz, Ramazan şöyle bir arkadaşlarının sağ içindeki dizilimine baktı. Yine kısa kullandı Abdülkerim'e. Şimdi Yasin top istiyor. Yasin Gün. Yasin. Hüseyin Yasin paslaşması. Top yine Yasin'de. Kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor. Şimdi Alaz'dan bir uzun pas düşüncesi. Furkan'ın olduğu bölgeye. Furkan.
Top şöyle bir çekti. Şimdi Arasan Altuntaş. Arasan geçen haftanın başarılı isimler. Biri Berkaç Üniversitesi. Hacı Mustafa. Hacı Mustafa pasını gönderebilecek mi orada? Emirdağ defansı müsaade etmedi. Niye spor hata devam ediyor? Hüseyin Çıray. Hüseyin soldan girdi içeriye. Ve orada müdahaleyi yapan oyuncu Yener Cesur. Yener kayarak müdahale etti. Ve şimdi Niye spor bir köşe vuruşu kullanacak. Yine geçen haftanın başarılı isimlerinden genç oyuncu Umut Kadir Kiraz. Köşe gönderinin oradaydı. Topu Hacı Mustafa'ya bıraktı. Hacı Mustafa ile paslaştılar. Şimdi Hacı. Top Hacı'nın ayağında. Emirdağ defansı. Yine topu uzaklaştırmak istiyor. Hızlı çıkabilirse Emirdağ. Etkili bir atak olabilir onlar adına. Neyinspor'un orta alandaki baskısı sonuç verdi. Hakem Seçil Özdemir pozisyona yakın. Müdahale topa devam dedi. Umut Kadir. Yasin. Alaz. Alaz Arasan paslaşması. Top yine Alaz'da. En solda Yasin. Zeki Kağan. Arasan koşuyor oraya. Taç atışını kullanacak şimdi Linyaspor. Arasan rakibini sırtına aldı. Kafayla pasını gönderdi. Çok güzel pas. Abdülaziz çekti vurdu. Top defansa çarptı. Top yine Linyaspor'da diyecektim. Araya girdi Emirdağ defansı. Şaban Emre. Şimdi sol taraftan bir atak geliştirme eğiliminde Emirdağ. Yine aldı topu Şaban Emre. İçeriye girme düşüncesi. Orada Yasin'in müdahalesi. Ve top kornere çıktı. Hafıza kartı. Ya hafıza kartı. Hafıza kartı sana verdim ya. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Orada Hüseyin baskı yaptı. Yine Emirdağ hata devam ediyor. Abdülaziz kafayla uzaklaştırdı topu yayın içinden. Zeki Kağan. Top yine Emirdağ takımında. Yusuf. Yusuf'un sol tarafa pası. Emirdağ takımı geliyor. İçeriye bir pas düşüncesi orada. Alas hiç riske atmadı ve uzaklaştırdı topu. Şimdi Berkant. Berkant en geriye kaleci Enes'e döndü. Enes. Yener. Yener'den yerden bir pas düşüncesi vardı Yusuf'a. Alas en geriye kaleci Ramazan'a döndü. Ramazan. Ramazan çıkın dedi arkadaşlarına. Şimdi Hüseyin Çıray'ın olduğu bölgeye uzun bir top. Hüseyin topa sahip olabilecek mi? İkili mücadele. Hakemin kararı out. Tavşanlı Ada Stadyumunda 14. dakikanın içerisindeyiz. TK Tavşanlı Linyaspor 0, Emirdağ 0. Müsabakadaki eşitlik devam ediyor. Ve Linyaspor taraftarı maçın başından bu yana takımını desteklemeye devam ediyor. Hem Lokomotiv taraftar grubu Tavşanlı Tayfa, hem de kapalı A ve B kategorisinde bulunan taraftarlar. Araya muhteşem bir pas. Kaleci tehlikeyi sezdi, çıktı. Ve bu hata savuşturdu Emirdağ takımı. Şimdi Hüseyin'in baskısı var. Kendi yer alanından çıkmaya çalışıyor Emirdağ takımı. Linyaspor'un orada bir baskısı var. Bakalım baskı sonuç verecek mi?
Yusuf, uzun pas düşüncesi. Zeki Kağan araya girdi. Şimdi Abdülkerim. Hop, Emir Dağ'da kaldı. Yusuf. Sıtkı Keleş. Orada Abdülkerim. Pozisyon icabı bir faul yaptı. Rakibini durdurdu. Şimdi en direkt serbest vuruşu kullanacak. Konuk Emir Dağ Spor. İlhan Salih var topun başında. Dört adamla ceza sahasının çevresine geldi Emir Dağ takımı. Şimdi içeriye gönderilen top. Kafayla karşılayan Yasin Gün. Bir müdahalede Zeki'den. Top yine Emir Dağ'da kaldı. Emir Dağ atağa devam ediyor. İlhan Salih derinlemesine Şaban Emre'ye doğru bir pas düşüncesi. Orada Şaban topu ayağından kontrol ederken biraz fazlaştı ve top out'a çıktı. Şaban Emre yerde. Kaleci Ramazan da onun tedavisi için topu taca gönderdi. Karşılaşmada 16. dakika oynanıyor. TK'yı tavşanla İyi Spor 0. Emirdağ 0 değerli izleyenler. Bugün yine bölgesel amatör lig 4. grup 2. hafta müsabakalarında skor değişiklikleri olduğunda sizlerle paylaşacağım değerli izleyenler. Hemen oyun durmuşken o müsabakaları da sizlere hatırlatayım. Şu dakikaya kadar oynanan 4. grup müsabakalarında gol sesi çıkmadı. Alaçatı kendi evinde Kütahya İl Özel İdare'yi konuk ediyor. Asarlık Gençlik, Yunus Emre, Bolvedin Termal, İzmir Spor, Yıldız Spor, Çeşme Belediye ve bir diğer Tavşanlı temsilcimiz Tavşanlı Tepecik Spor Manisa 1965 karşısında Manisa'da mücadele veriyor. Ve 4. grup müsabakalarının hiçbirinde şu ana kadar, şu dakikaya kadar gol sesi yok. Bakalım ilk gol sesi nereden gelecek? Centilmence topu Lin Spor'a verdi Yusuf Bulut. Şimdi Alaz da çıkıyor. Lin Spor, Alaz. Yasin Gün. Yasin'den sol kanada doğru Umut Kadir'e. Şimdi top Umut Kadir'de. Umut rakibini çok güzel geçti. Umut Hüseyin Çıra'ya da aynı güzellikte bir pas. Hüseyin çekti vurdu. Arasa'nın presesi top kalecide. Etkili geldi Lin Spor. 18. dakikada net gol, net bir gol fırsatı yakaladı. Fakat Arasa'nın Altuntaş sert bir vuruş yapamadı. Bu vuruşu da kaleci Enes rahatlıkla sahip olmasını bildi. Şimdi Enes kullandı. Umut yükseldi. Umut, Zeki Kağan. Şaban Emre yine defansın arkasına bir pas düşüncesi, bayrak havada offside. Her ne kadar Emirdağ takımı oyunu geride kabul etse de hızlı çıkarak defansın arkasına ileri üç oyuncularının koşularını değerlendirmeye çalışıyor. Yani kontratakla ve önde baskısı sonucu kaptığı toplarla gol bulma arzusunda olan bir izlenim uyandırdı Emirdağ takımı bu dakikaya kadar. Şimdi Emirdağ kendi yer alanından en direkt serbest vuruş kullanacak. Oktay kullanacak bu serbest vuruşu.
Uzun gönderdi. Yusuf'un orduğu noktaya. Şimdi Hüseyin Çıray. Hüseyin rakibini karşısına aldı. İki rakibi var orada. Mücadeleden galip çıkan orada. Yener olmuştu. Ama ikili mücadelede Hüseyin'in yapmış olduğu hareketin faal olduğunu düşündü. Hakem düdüğünü çaldı. Muhammed Emre uzun gönderdi ceza sahasının içerisine. Ve top kaleci Ramazan da kaldı. Ramazan degajını hemen kullandı. Uzun kullandı. Oraya koşan Arasan. Arasan böyle topları seven bir oyuncu. Şimdi rakibinin sırtını aldı. Top yine Linyaspor'da kaldı. Zeki Kağan, Hacı Mustafa. Hacı. Hacı kaydı. Arasan da kaldı. Arasan içeriye gönderdi. Kaleci tokatladı. Tokatlamasa top Hüseyin önünde kalabilirdi. Hacı Mustafa. Hava topunda Hacı Mustafa'nın müdahalesi. Faul diyor karşılaşmanın hakemi. Yine düdüğünü çaldı orada. Pozisyona yakın hakem. Hani sanki bu dakikaya kadar ikili mücadelelerde kolay düdük çalan bir hakem izlenimi uyandırdı. Karşılaşmanın orta hakemi Seçil Özdemir. Bu arada ilk gol haberi 4. grupta Alaçatı'dan geldi. Alaçatı Kütahya Özel İdare karşısında 18. dakikada 1-0 üstün durumda. Oktay uzun gönderdi Şaban Emre'nin olduğu noktaya. Şaban Emre, onu karşılayan Yasin var. Bir elle müdahale var mı? Evet, yan hakem pozisyonu gördü ve bayrağını kaldırdı. Hemen kullandı Linyaspor bu serbest vuruşu Umut Kadir. Umut'tan Abdülaziz'e akıl dolu bir pas. Abdülaziz. Abdülaziz. Ondan önce yine bayrak havada. Ve offside. Muhammed. Şimdi serbest vuruşu kullanacak. Hani offside mıydı değil miydi tartışmalı bir pozisyon olabilir. Evet, oyun biraz geç başladı. Hemen kullanılmadı bu serbest vuruş. Şimdi uzun gönderildi. Yine yayın içerisinde orada Yasin karşıladı kafayla. Arasan. Umut Kadir. Umut. Yasin Gün. Yasin. Ramazan. Zeki. Alas. Abdülkerim. Ayağı paslarla şimdi kendi yer alanından çıktı Linyaspor. Hüseyin Çıray. Hüseyin. Hüseyin. Şimdi Arasan. Arasan şöyle bir içeriye baktı, gönderdi. Abdülaziz yükseldi. Top hala havada. Kaleci yumrukladı topu. Top Linyaspor'da. Abdülkerim. Ve top şimdi yine Linyaspor'da. Umut Kadir. Umut. Geçti rakibini Umut. Ortasını yapamadı. Rakip araya girdi ama top yine Umut'ta ve Linyaspor'da kaldı. Şimdi Arasan. Zeki. Zeki'nin yakınında Abdülkerim. En sağda yardıma gelen arkadaşı var. Şimdi oraya gönderdi topu. Furkan. Furkan Ayan. Yerde kaldı Furkan ve serbest vuruş. Furkan rakibini geçti. Kendi geçemedi. Genç oyuncu. Kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şimdi serbest vuruş kazandı Linyaspor. Hani aynı mesafeden kaleyi cepheden görse daha tehlikeli olabilirdi. Ama yine Linyaspor'da toplara etkili vuruşlar yapabilen oyuncular var. Topun başında Umut Kadir Kiraz var şimdi.
Kaleci Enes. Üç kişilik bir araç kurdurdu. Düdük çaldı. Umut Kadir vurdu ve son anda kalecinin müdahalesi ve top kornere çıktı. Umut Kadir etkili bir vuruş yaptı. Ve bu köşe vuruşundan önce takımlar su molası için kulübelerine gidiyor. Müsabakada 22. dakikanın içerisindeyiz. Hemen grubumuzda oynanan diğer müsabakalarda bir değişiklik var mı diye baktığımızda Alaçatı Kütahya Özil İdare maçı dışında diğer müsabakalarda gol sesi yok. Derken de 24. dakikada Manisa Yıldız Spor 1-0 öne geçti Çeşme Belediye karşısında. Yine Tepecik Spor deplasmanda Manisa karşısında, orada da gol sesi yok, eşitlik devam ediyor. Ve Manisa'da da 22. dakika oynanıyor değerli izleyenler. Köşe vuruşu için Umut Kadir ve Hacı Mustafa, ikisi beraberler köşe gönderinin yakınında, paslaşarak kullanılacak bu köşe vuruşu, öyle görünüyor. Ve bu arada hiç durmadan Tavşan Tayfan desteği devam ediyor. Şimdi Hacı Mustafa Umut Kadir'e bıraktı. Umut, Abdülkerim. Abdülkerim topu ayağından açtı Abdülkerim. Top Linyispor'da kaldı diyecektim. Abdülkerim'e yapılan müdahalenin orada faul olduğunu düşündü hakem. Biraz önce kullanılan serbest vuruş noktasının yaklaşık 2 metre kadar önünden bir serbest vuruş daha kazandı Linyispor. Birinci de olmadı, ikinci de niye olmasın? Benim kronometreme göre 26. dakikanın içerisindeyiz. Yine Emirdağ kalecisi Enes 3 kişilik bir baraj kurdurdu. Bu sefer topun başında Hacı Mustafa var. Hacı Mustafa kaleciye baktı, baraja baktı. Hacı Mustafa vurdu ve Enes yine uzandı. Topu kornere çeldi. Yerden alt direğe doğru bir vuruş oldu Hacı Mustafa'dan. Kesme diye tabir edilen futbolda bir vuruştu bu. Ve kaleci topu kornere çeldi. Şimdi Hacı Mustafa köşe vuruşunu kullandı. Orada top Yasin. Karambol olur mu? Emirdağ defansında kaldı top. Yine Linyisporlu oyuncuların baskısı var. Orada Umut'un yaptığı müdahalenin faul olduğunu düşünüyor. Karşılaşmanın hakemi yine düdüğünü çaldı. Muhammed de kullanacak bu endirek serbest vuruş Emirdağ. Yine uzun yayın üstüne gönderilecek bir top olacak. Öyle de oldu. Alaz yükseldi, kafayla karşıladı. Yine Alaz ikincide de başarılı. Top şimdi Linyispor'da. Hüseyin. Abdülaziz'in olduğu noktaya, orada araya girdi Oktay. Linyispor taç atışını kullandı Zeki ile. Yine bir taç.
Orada yerde yatan bir Emirdağlı oyuncu var. Hakem o bölgeye gitti. Ve tedavisi için sağlık görevlileri oyuna davet edildi değerli izleyenler. Diğer müsabakalarda aynı sonuçlar devam ediyor. Skor değişikliği Alaçatı'da var. Alaçatı 1, Kütahya Özel İdare 0. Daha doğrusu beraberliğin, eşitliğin bozulduğu müsabakalar bunlar. Yıldız Spor 1, Çeşme Belediye 0. Eşitliğin bozulduğu bir diğer müsabaka. Ve temsilcimiz Tavşanlı Tepecik Spor. Manisa deplasmanında, orada da eşitlik var. Bu dakikaya kadar eşitlik bozulmadı. Oyun başladı. Orada yine yerde bir Emirdağlı oyuncu var. Hakem pozisyona yakındı. Devam dedi. Arasan. Şimdi Arasan'dan Umut Kadir'e. Umut soldan içeriye. Abdülaziz vurdu ayağından. Abdülaziz ayağını koydu. Pozisyon sezisi çok iyiydi Abdülaziz'in. Ama rakibiyle çok yakındı. Onun da bir müdahalesi vardı orada. Ve top kornere çıktı. Neyinspor 31. dakikada gole çok yaklaştı. Umut Kadir'in ortası, yerden pası daha doğrusu. Abdülaziz topa hamle yaptı. Ama rakibinin müdahalesiyle top kornere çıktı. Şimdi Hacı Mustafa içeriye gönderdi. Orada top. Gol olur mu? Olmadı Yasin Gün. Hüseyin Çıray. Tat atışı şimdi Emirdağ takımının. Ve Alaçatı 30. dakikada Kütahya Özel İdare karşısında farkı 2'ye çıkardı değerli izleyenler. Orada kaleci Enes'in yine biraz önceki pozisyonda yükselirken bir sakatlığı oldu. Onun için de sağlık görevlileri davet edildi oyuna. İlk yarıda hani parça parça bir nereden baksanız 6-7 dakika su molasında katarsak işin içine oyun durdu değerli izleyenler. Bakalım ilk yarının sonuna ne kadar ilave edilecek? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Enes'in tedavisi devam ediyor. Hemen sizlere şunu da aktarmak istiyorum. TKİ Tavşanlı İnspor'un artık yeni bir marşı, yeni bir bestesi var değerli izleyenler. Bu yeni marş, yeni beste Tavşanlı Belediyesi müzik topluluğunun tabii ki başlarında Şef Erol Atay hocamızın, müzik öğretmeni Ömer Faruk Yazgan'ın ve marşın müzisyeni Osman Turan'ın seslendirdiği beste ve söz yazarı da Ayşe Ceyhan Düzgün hanımefendinin olduğu yepyeni güzel bir marş. Oyun durursa veya devre arasında bu marşın sözlerini de sizlere aktaracağım, sizlerle paylaşacağım değerli izleyenler. Bu vesileyle Tavşanlı Belediyesi Müzik Topluluğu'na, Erol Atay'a, müzik öğretmeni Ömer Faruk Yazgan'a, marşın müzisyeni Osman Turan'a, beste ve söz yazarı Ayşe Ceyhan Düzgün hanımefendiye de teşekkür ediyoruz. Bu güzel beste için, bu güzel marş için. Hani sözlerini ben okudum. Dediğim gibi oyun durursa bir boşlukta sizlerle de paylaşacağım değerli izleyenler. Marş olarak olmasa da şiirsel olarak sizlere aktarımını yapacağım. Evet, oyun başladı. Emirdağ takımı kendi yer alanında Linspor baskı yapıyor. Bakalım baskı sonuç verecek mi? Arasan
Çok kolay düdükler çalıyor bugün ikili mücadelelerde. Karşılaşmanın hakemi Seçil Özdemir. Şimdi Şaban Emre içeriye göndermek istedi. Başarılı olamadı ve top out'a çıktı. Ramazan uzun gönderdi. Abdülaziz var orada. Abdülaziz topu hareketlendi. Ona yardıma gelen arkadaş Hüseyin. Abdülaziz içe kat etmek istiyor. Şimdi çekme düşüncesi ve köşe vuruşu. Şimdi hücum yönünün sağ tarafından bu köşe vuruşunu kullanacak İnspor. Hacı Mustafa'yla. Duran toplarda köşe vuruşlarında Yasin ve Alaz da ceza sahasının içerisine gidiyor. Şimdi içeriye gönderilen top. Alaz kafayla müdahale etti. Umut Kadir. Umut önünü alma düşüncesi. Topu biraz açtı Umut. Orada yine Linspor oyuncuların baskısı var. Hani başından beri söylemek istemiyorum. Ama hani bu kadar da kolay faul düdüğü çalınmamalı. Çünkü futbol bir temas oyunu. Hani ikili mücadeleler olacak. Topa sert temaslar olacak. Bunlar futbolun olmazsa olmazı. Ama sanırım karşılaşmanın orta hakemi bizlerle aynı düşünmüyor ki çok kolay faul düdükleri çalabiliyor bu müsabakada. İzmir bölgesi hakemi Seçil Özdemir. İnspor taç atışını hemen kullandı. Hüseyin göğsüyle kontrol etti. Orada araya girdi Sıtkı. Sıtkı Yusuf paslaşması. Pasa organizasyonlarının Emirdağ takımı zorlanıyor. İnspor'un az adamla yakalandığı anlarda da etkili final paslarını yapamadılar. O sebeple de bu dakikaya kadar net bir pozisyonları yok. Daha çok oyunu geride kabul etmek durumunda kalıyor konuk Emirdağ. Umut Kadir. Arasan. Çekti top Arasan. Abdülkerim. Alaz Gökalp. Alaz. Yerden pası. Hüseyin. Abdülkerim. Alaz. Alaz'dan defansın arkasına bir pas düşüncesi. Orada araya girdi Yusuf Bulut. Top yine Linspor'da. İkili mücadele. Zeki Kağan. Hüseyin Çıray. Güzel paslaşmalar. Şimdi Linspor geliyor. Hacı Mustafa. Furkan. Furkan'ın pası isabetli değil. Emirdağ defans topu uzaklaştırdı. Abdülkerim. Şimdi Hacı Mustafa. Etkili olabilir Linspor. Çekti. Hacı vurdu Enes. Hüseyin Çıray. Orada vurdu. Ve rakibe çarpan top kornere çıktı. Hani Emirdağ açısından hızlı çıkışlarında final paslarından bahsetmiştim. Linspor'un bu dakikaya kadar eksiği ise o final vuruşları. Hani çerçeveyi bulsa da gol olacak net vuruşların bu dakikaya kadar yapılamamış olması. Yoksa skoru değiştirecek 3 tane gol pozisyonuna girdi. 39. dakika itibariyle Linspor. Evet yine yerde bir Emirdağlı oyuncu var. Hani merak ediyorum ne kadar ilave süre olacak. İlk yarının normal süresinin tamamlanmasına 6 dakikalık bir zaman dilimi var. Evet oyuncu sahanın kenarına geldi. Şimdi karşılaşmanın hakemi oyunu başlatacak. Umut Hüseyin paslaşması bir pas organizasyonuyla kullanıldı. Yine bir köşe vuruşu. Umut Kadir. İçeriye gönderdi Umut.
Oktay kafayla karşıladı. Şimdi Abdülkerim. Abdülkerim sola çekti. Hacı Mustafa rakibini geçemedi, yerde kaldı. Yani ben buradan bir müdahale var diyerekten gördüm. Hakem de pozisyona yakındı. Devam dedi değerli izleyenler. Orada bir hata geldi. Şaban Emre Alaz. Jilet gibi kesti topu orada Alaz. İkili mücadele, yerde kaldı Alaz. Devam diyor hakem. Uzaktan etkisiz bir vuruş geldi şimdi. Sıtkı Keleş'ten. Seyircinin az önceki pozisyona bir tepkisi var değerli izleyenler. Kaleci Ramazan. Bıraktı Yasin Gün. Umut Kadir. Umut. Şöyle bir çekti topu Umut. Arkadaşlarına baktı. Şimdi Alaz. Alaz. Alaz topla hareket halinde. Furkan. Furkan Alaz paslaşması. Alaz. Zeki Kan. Abdülkerim. Umut Kadir. Umut. Yanında Arasan var. Şimdi Arasan'a gönderdi. Arasan. Rakibini aldı karşısına. Arasan. Bir Berkaç düşüncesi. Başarılı. Arasan. İkinci. Yine Leyin Spor'da kaldı. Zeki Kan. Hüseyin Çıray'ın önünde kalmadı. Orada ikinci Berkaç'ta başarılı olsaydı daha etkili bir atak olabilirdi. Yine Alaz var orada. Savunmanın güven veren isimlerinden Alaz Gökalp Süme. Arasan Altuntaş. Arasan. Hacı Mustafa. Top Hacı'nın ayağında. Hacı yerde kaldı. Hemen başlattı, Arasan'a gönderdi. Şimdi Leyin Spor hata etkili olabilir. Arasan. Hacı Mustafa. Hacı. Hacı. Rakibini geçti. Top hala Hacı'da. Hacı. 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 Son hareketi de yapabilse golle burun buruna gelecekti. Yasin Gün kayarak yerinde bir müdahale. İkinci müdahale de Yasin'den. Emir daha taç atışını kullanacak. Yener'le kullanıldı bu taç atışı. Yener İlhan Salih paslaşması. Top hala Yener'de. Şimdi Oktay şöyle arkadaşlarına baktı. Yine Leyin Sporlu oyuncular herhangi bir pozisyona fırsat vermedi. Yerinde müdahaleyle bu pozisyonda da Alaz. Alaz'dan defansın arkasına, Arasan'ın olduğu noktaya orada bir hata gelir mi? Kaleci Enes tehlikeyi sezdi, çıktı ve topu kafayla uzaklaştırdı. Umut Kadir. Umut. Yasin. Yasin Gün. Alaz. Furkan Ayan. Şimdi Zeki. Zeki pasını bıraktı. Hacı Mustafa kalecinin üstüne. İlk yarıda etkili final vuruşları bir türlü gelmedi değerli izleyenler. Ve yine yerde bir Emir Dağ sporlu oyuncu. Şimdi ayağa kalktı. Muhammed Emre Topçu. Taç atışını kullandı Leyin Spor. Arasan. Yine fair play çerçevesinde topu kaleci Enes'e verdi. Uzun gönderildi. Hakem faul dedi bu ikili mücadelede. Sanırım bu pozisyonda oyuncu yükselirken bir temas olduğunu düşündü. Yasin'in Serhat Kaymağı.
Ve Sıtkı Keleş de şimdi bu en direkt serbest vuruş kullanacak. Konuk Emirdağ Spor. İçeriye gönderilen top. Yasin'den sekti. Ve şimdi konuk Emirdağ Spor köşe vuruşunu kullanacak. Sıtkı gitti oraya bu köşe vuruşunu kullanmak için. Yine Emirdağ Spor'un uzunları da geldi. Bir şut düşüncesi. Orada bir top kaybı yaşanırsa Linyi Spor diyecektim. Orada beklenmedik bir vuruş geldi Yusuf Bulut'tan. Ve bu arada karşılaşmanın sonuna 6 dakikalık bir ilave süre tabelası gösterildi. Hani bu 6 dakikanın bizlere göre fazlası var. Oyun fazlasıyla durdu çünkü ilk yarıda. Yani hiç durmadıysa bir 5 defa oyuncuların tedavisi için durdu bu oyun. Su molası var. Ama hakem 6 dakikalık bir uzatmayı uygun gördü. İlk yarının sonuna. Yasin Gün. Yasin. Tekrar Alaz'a gönderdi. Alaz. Orada arkadaşı var zannetti. Topu da kontrol edemedi. Şimdi taç atışını kullanacak takım Emirdağ Spor. Bir düdük daha geldi. Orada yerde yatan bir Linyi Spor oyuncu var. Alas. Furkan'la paslaştı. Furkan Ayhan yerden pas düşüncesi Sıtkı girdi araya. Berkant kayarak müdahalesi. Zeki de orada. Şimdi Linyi Spor topu kaptı. Hacı Mustafa gol dakikası neden olmasın. Hüseyin rakibini geçti ve yerde kaldı. Bakalım karşılaşmanın ilk sarı kartı çıkacak mı? Evet, sarı kart. Orada sarı kart gören oyuncu Oktay. Emirdağ Spor takımında sarı kart gören oyuncu 4 numaralı formasıyla Oktay Cengiz. Kapıyı açıyor, sandalyeler aldım ama. Aldım. Evet, bu pozisyonda az önce demiştim. Gol dakikası neden olmasın diye. Şimdi neden olmasın? Çok adamla geldi Linyi Spor. Umut Kadir topu başındaki oyuncu. Ceza sahasının içerisindeki oyunculara gözlerim sende diyor. Orta hakem düdük çaldı. Umut Kadir içeri gönderdi Hacı Mustafa burada out. Kalenin epeyce üstünden out'a çıkan bir top. Kaleci Enes yavaş hareketlerle bu out atışını az sonra kullanacak. Ligin ilk haftaları her takım direnç göstermek, varlık göstermek istiyor sahada.
Beyinspor sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren bir takım. Tabii Emirdağ Spor'da bu ligde var olmaya, ses getirmeye çalışacak. Onlar da direnç gösteriyorlar. Bu dakikaya kadar da iyi direndi Emirdağ takımı. Abdülaziz. Elle bir müdahale vardı ederken. Abdülaziz topu kontrol ederken. Hani ikili mücadelelerde ilginç düdüklerle karşı karşıya kalıyoruz bugün müsabakada. Çok fazla faul düdüğü çaldı ilk yarıda. Ama bir sarı kart gösterildi. O da 45 artı 4'te Oktay Cengiz'e, Emirdağ takımının oyuncusu. Şimdi serbest vuruşu kullanan Oktay Cengiz'e gösterildi. Şaban Emre rakibini geçti. Soldan geliyor Emirdağ. İçeriye gönderildi. Orada zaten hiçbir Emirdağlı yok. Top da kaleci Ramazan yine ayağıyla topu oyuna muhteşem soktu. Arasan rakibini aldı sırtına. Şimdi top hala Arasan'da. Rakibini geçti. Arasan Altuntaş. Orada bir faul var. Rakibini geçti. Pas atmak isterken o pas müdahalesine engel oldu Emirdağlı oyuncu. Arasan bu pozisyonda kart bekledi. Ama karşılaşmanın hakemi karta hükmetmiyor. Şimdi yine kaleyi çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak Lille Spor takımı. Neden soyunma odasına bir golle gitmeyelim? Galibiyet golünü atarak gitmeyelim. Topun başında tecrübeli ayak Hacı Mustafa ve genç yetenek Umut Kadir var. Hacı içeriye gönderdi. Yükselin. Kafa vuruldu. Abdülaziz. Gol mü? Abdülaziz. Orada vuruşunu istediği gibi yapamadı. Rakip defans onu rahatsız etti. Bozdu. Ve ilk yarının da son düdüğü çaldı. Evet değerli izleyenlerimiz, Adı Stadyumunda ilk yarı sonucu TKİ Tavşanlı Lille Spor 0, Afyon Emirdağ Spor 0, Manisa'da Tavşanlı Tepecik Spor'un müsabakası 0-0 devam ediyor. Bolvadin Termal İzmir Spor karşısında 1-0 üstün durumda. Alaçatı ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı. Ve Ada Stadyumunda da ilk yarı gol sesi çıkmadı. Eşitlik var. TKİ Tavşanlı Lille Spor 0, Emirdağ 0. İkinci yarı görüşmek dileğiyle değerli izleyenler.
Evet değerli izleyenlerimiz, takımlar ikinci yarı için sahadaki yerlerini aldılar. Ve az sonra karşılaşmanın orta hakemi Seçil Özdemir'in düdüğüyle ikinci yarı başlayacak. İkinci yarıya başlayacak takım TKİ Tavşanlı Linspor. Meşin Yuvarlak santra noktasında. Ve Abdülaziz'in başlama vuruşuyla ikinci yarı start alacak. Bir değişiklik var mı diye baktığımda oyunculara bakıyorum sahada. Linspor takımında bir değişiklik. Ve düdük çaldı, ikinci yarı başladı. Umarım ikinci yarı gol sesinin çıktığı çok daha keyifli bir müsabaka olur. Evet, ikinci yarıda Abdülkerim Kılıç'ın yerine Alper Enes Kahraman oyunda. TKİ Tavşanlı Spor takımında oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 42 numaralı formasıyla Abdülkerim Kılıç. Giren oyuncu 19 numaralı formasıyla Alper Enes Kahraman. Şimdi Yasin. Orada bir pas hatası. Yasin hatasını telafi etti. Ve kayarak topa sahip oldu. Alas. Hacı Mustafa. Hacı Mustafa. Defansın arkası. Hüseyin Çırak. Kaleciyi geçti. Kendi geçemedi. Hakem topa müdahale. Devam dedi. Hüseyin Çıray. Top yine Linspor'da. Evet, az önce çok etkili geldi Linspor. Hüseyin Çıray kaleciyi geçti, kendi geçemedi. Şimdi hızı kullanıldı. Hüseyin kalecinin üstüne ikinci vuruş. İkinci vuruş dağlara taşlara. Aslında orada Abdülaziz'e gelmişti zaten. Zekiye onu söylüyor. Ya önüme bırakabilirdin. Ben çok daha rahat bir pozisyondaydım diyor değerli izleyenler. Evet değerli izleyenlerimiz, az önce yine TKİ Tavşanlı Linspor çok net bir gol fırsatı yakaladı. Önce Hüseyin, sonra Zeki. Etkili bir vuruş yapamadı Zeki. Belki pas da düşünebilirdi. Ama eşitlik bozulmadı. Ada Stadyumu'nda 48. dakika itibariyle TKİ Tavşanlı Linspor 0, Emirdağ 0. Alper Enes, Hacı Mustafa. Top Hacı'nın ayağında. Hacı şöyle bir çekti topu. Aras'ın önüne. Aras'tan güzel bir göğüs pası. Orada karşıladı yine Emirdağ defansı. Ama elle bir müdahale var diyor hakem. Serbest vuruş kazandı Linspor.
Kaleyi cepheden ama uzak bir mesafe. Bakalım nasıl bir serbest vuruş organizasyonu izleyeceğiz. ...27-28 metrelik bir mesafeden kullanılacak bu en direkt serbest vuruş. Yine topun başında Hacı Mustafa ve Umut Kadir var. Kaleci Enes maç başından bu yana serbest vuruşlarda 3 kişilik baraj kurduruyor. Yine aynısını yaptı. Hacı Mustafa geldi, vurdu ve üstten out. Beşin yuvarlak yine çerçeveyi bulmadı ve topa out'a çıktı. Tavşanlı Tayfa maç başından bu yana coşkuyla takımını destekliyor. Hiç susmadan, hiç yorulmadan. Zaten maçtan önce hafta boyunca pankartlarını hazırladılar, bu maç hazırlandılar. Şimdi defansın arkasından bir pas hücresi, kaleci Ramazan çıktı ve aldı. Hacı Mustafa, Zeki. Zeki, orada ikili mücadele, Hacı Mustafa. Kayarak müdahale Furkan Başkaldan. Top Linyispor'da kaldı Furkan. Arasan Furkan'a bırakmak istedi. Zeki, Hacı Mustafa. Hacı'dan çok güzel bir pas. Arasan. Arasan. Şimdi sağdan geliyor Linyispor. Arasan. Rakibini geçti. Arasan. Ceza sahasının içerisine girdi. Orta düşüncesi. Orada karşıladı Emirdağ defansı. Ve yine bir Emirdağlı oyuncu yerde. Furkan Başkan içeriye göndermek istedi. Zeki. Zeki. Alas. Şimdi Alas. Alas. İçeri gönder. Abdülaziz kafayı yaptı yandan out. Alas. Güzel bir orta çıkardı içeriye. Abdülaziz iyi yükseldi. Ama yine çerçeveyi bulan bir vuruş değildi. Ve topa out'a çıktı. Hani seyircilerden maç başından bu yana Emirdağlı oyuncuların sakatlanıp yerde kalmasıyla ilgili bir protesto var. Hakem de zaten elini havaya kaldırdı. Kronometre bende dedi. Dakikayı durduruyorum dedi. Umarız yerde yatan oyuncunun önemli bir sakatlığı yoktur. Hani bir de şöyle bir handikap var. Oyuncular da maç içerisinde mesela Linyisporlu oyuncular şimdi tepki gösteriyorlar. Hani çok ciddi olmayan pozisyonlarda ilk yarıda oyuncular yerde kalınca, yerden kalkmayınca hani ciddi pozisyonlarda da sanki öyle bir eylem yapıyorlarmış gibi düşünce uyandırıyor. Şimdi oyuncu kenara geldi. İzin isteyip az sonra oyuna dahil olacak. Seyircilerin protestosu, tepkisi devam ediyor. Az önce sakatlanan oyuncu kenara gelip hemen ayağa kalkınca Linyispor taraftarı da bu duruma tepki gösteriyor. Furkan Başkal. Şimdi bir gerginlik. Oyuncular arasında taçel değiştirdi. Hacı Mustafa hızlı başlamak istedi. Bu sefer de karşılaşmanın orta hakemi buna müsaade etmedi. Evet, şimdi de Hacı Mustafa'ya sarı kart gösterdi karşılaşmanın orta hakemi. Ekayi davranan Linyispor'da
Sarı kart gören oyuncu 23 numaralı formasıyla Hacı Mustafa Karabuğ. Taç atışı bir türlü kullanılamadı. Hani hakem biraz maçın kontrolünü kaybetmeye başladı. Şimdi Furkan içeriye kafa vuruşu geldi. Wow! Bir müdahale var mı diye bakıyorum. Ve Adı Stadyumunda Linyit tezahüratları. Hani bu dakikalardan sonra Linyitspor baskısını artıracaktır. Pozisyonlar da bulacaktır. Emirdağ takımı da çok mücadele etti, çok yoruldu. Gardı düşmüş, boksör misali. Bu dakikalardan sonra artık kırılmalar yaşanabilir maçın içerisinde. Hüseyin. Top yine Linyitspor'da kaldı orada. Hüseyin Çıray. Hüseyin Arasan'a düşündü orada. Arasan topu kapabilir mi? Kaptı topu Arasan. Arasan yine bir hata gelir mi? Kaleci Enes. Hemen topu uzaklaştırdı. Alaz. Kafayla rakip yarı alana gönderdi. Ofsayt bayrağı havada. Şimdi en direkt serbest vuruşu Oktay'la kullanacak Emirdağ takımı. Yerinden diyor hakem. Alaz girdi orada araya. Alaz. Alaz'ın kontrolünde. Karşılaşmanın hakemi köşe gönderini gösterdi. Şimdi Emirdağ Spor bir köşe vuruşu kullanacak. Hücum yönünün sol tarafından. Serhat Kaymak. Yanında Sıtkı vardı. Uzunları da geldi ceza sahasının içerisine Emirdağ takımının. Köşe vuruşu kullanıldı. Orada Oktay'a açtı top. Umut Kadir koştu. Ama topu yakalayamadı. Top biraz hızlıydı. Şimdi taç atışıyla oyun devam edecek. İçeriye gönderilen gelişi güzel bir orta. Elinden kaçırdı Ramazan. İkinci de kontrol etti. Ramazan hemen gönderdi. Arasan var orada. Arasan topu kontrol ederse etkili bir Linyitspor atağı izleyebiliriz. Arasan rakibini aldı sırtına. Top hala Arasan'da. Yardıma gelen arkadaşlarına baktı. Furkan Başkal. Furkan. Arasan düşüncesi başarılı. Abdülaziz önüne aldı. Hacı Mustafa topuk pası düşüncesi başarılı değil. Zeki. Yasin Gün. Şaban Emre mücadelesi top Yasin'de kaldı. Umut Kadir, Hüseyin. Soldan geliyor Linyitspor. Hüseyin. Şimdi yerden güzel bir pas. İçeriye atılabilirse etkili olabilirdi. Orada son müdahalenin Umut Kadir'den olduğunu düşünüyor hakem. Ve out atışını kullanacak takım Emirdağ Spor. Linyitspor'da bir oyuncu değişikliği. Emre Azim oyuna dahil olurken Hüseyin Çıray kenara geliyor.
numaralı formasıyla Emre Azim. Çıkan oyuncu 7 numaralı formasıyla Hüseyin Çırar. Evet, şimdi Beyinspor yine etkili oyuncularından Fuleli, adam eksiltebilen, kaleye şut çekebilen gol yollarında da etkili olabilen bir oyuncu, oyuna dahil olan Emre Azim. Hem geçen sene hem de hazırlık maçlarında bu özelliklerini fazlasıyla gösterdi Emre Azim. Bakalım bu maça nasıl bir etkisi olacak Emre Azim'in oyuna girdikten sonra. Kaleci Enes avut atışını kullandı. Umut Kadir yükseldi. Emre Azim. Hacı Mustafa Emre Azim paslaşması. Emre Azim topla hareket haline Emre. Emre rakibini geçme çabası. Son müdahale Emirdağ oyuncusundan. Orada kayarak müdahalede bulundu. Yener. Spor şimdi taç atışını kullanacak. Hacı Mustafa. Orada araya girdi yine Emirdağ defansı, dikkatliydi. Top hala Spor'da. Umut Kadir. Umut şöyle bir çekti topu. Emre Azim. Emre. Umut'a güzel bir pas. Umut soldan girdi içeri. Umut içeriye gönderdi son anda bir müdahale ve köşe vuruşu. Etkili geldi Spor. Hemen kullanıldı köşe vuruşu. Emre Azim. Umut Kadir'e bıraktı. Emre Azim. Şimdi Zeki uzaktan vurdu out. Karşılaşmanın 61. dakikasının içerisindeyiz. Eşitlik bu dakikaya kadar bozulmadı müsabakada. TKİ Tavşanlı Spor 0. Emirdağ 0 değerli izleyenler. Kaleci Nes uzun gönderdi. Yasin. Orada Şaban Emre'nin baskısı var. Kaleci Ramazan da çıkmıştı. Tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Yasin riske atmadı ve topu taca gönderdi. Şimdi taç atışı hızlı kullanıldı. Orada ikili mücadele. Top son olarak Emirdağlı oyuncudan çıktı dedi hakem. Arasan, Spor hızlı çıkarsa etkili olabilir. Arasan bir pas düşüncesi. Kendisi de yerde kaldı. Hakem devam dedi. Top Emirdağ'da. Evet, orada oyuncular arasında bir gerginlik. Hani oyundan normalde futbol kurallarına göre en yakın bölümden çıkması gerekiyor. Israrla diğer taraftan çıkmak istedi. Emirdağ'ın 19 sırt numaralı formalı oyuncusu Muhammed Uçar. Orada bir ikili mücadele. Top Emirdağ takımında ve taç atışını kullanacak Emirdağ takımı.
Taç atışı kullanıldı. Emre Azim. Alper Enes. Umut Kadir. Abdülaziz. Şimdi Furkan'da top. Furkan. Ondan önce düdük çaldı. Orta. Demirdağspor endirekt serbest vuruş kullanacak. Hemen oyun durmuşken yine grubumuzdaki hem temsilcimiz, Tavşanlı temsilcimiz Tepecik Spor'un hem de diğer müsabakaların sonuçlarını sizlere aktarmak istiyorum. Alaçatı 3, Kütahya Özel İdare 0, Asarlık Gençlik 1, Yunus Emre 0, Bolvalin Termal 1, İzmir Spor 0, Yıldız Spor 2, Çeşme Belediye 1 ve Manisa'da Manisa 1965 0, temsilcimiz Tavşanlı Tepecik Spor 0. Müsabakaların 65-66. Dakikaları oynanıyor değerli izleyenler. Muhammed Emre şimdi kullanacak bu endirekt serbest vuruşu. Muhammed Emre Şaban'ın olduğu noktaya kafayla iki oyuncu birden karşıladı. Top Ligi Spor'da kaldı. Arasan. Güzel bir pas Arasan'dan. Şimdi Furkan Başkal. Furkan. Abdülaziz'i düşündü. Orada Oktay araya girdi ve topu taça gönderdi. Furkan. Abdülaziz. Yasin. Yerden gönderdi pasını Yasin. Şimdi Hacı Mustafa. Pas isabetli değil. Ve şimdi Emirdağ taç atışını kullanacak. Hemen düzeltiyorum. Lin Spor. Alper Enes. Yasin. Alaz. Bıraktı Furkan'a. Furkan. Alaz. Oraya kısa paslar. Atanı olgunlaştırmak istiyor Linspor. Arasan. Furkan rakibini geçebilir mi? Orada bir müdahale var. Son müdahalenin Linsporlu oyuncudan olduğunu düşünüyor hakem. Taç atışıyla oyun devam edecek. Top Ligin Spor'da kaldı. Arasan. Hacı Mustafa. Hacı. Topu şişirdi. Emre Azim'de kalır mı? Emre Azim önünü alırsa etkili olabilir. Emre. Topu aldı Emre. İçeriye girdi. Bir müdahale var. Hakeme bakıyorum. Devam diyor. Şaşırtıcı. Şaşırtıcı. Orada rakibini geçerken Emre. Sanki bizim gördüğümüz bir müdahaleye maruz kaldı. Ama hakem Seçil Özdemir bizimle aynı düşüncede değil. Ortalanda yine bir faul. Şimdi Emirdağ Spor endirekt serbest vuruşu kullanacak. Evet değerli izleyenlerimiz, bu müsabakanın canlı yayınında bizlerin sponsoru olan Subaşı Mahallesi Muhtarı İlhan Meydan'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi bu endirekt serbest vuruş kullanıldı. Top kaleci Ramazan'da kaldı. Ramazan uzun gönderdi. Emre Azim'in olduğu noktaya. Ama isabetsiz bir degaj oldu bu. Arkadaşına ulaşmayan. Şimdi kendi yer alanından taç atışını kullanacak Emirdağ takımı. Enes kafayla karşıladı. Az adamla geliyor. Ceza sahasının içerisine doğru. Kayarak bir müdahale. Sıtkı. Top hala Sıtkı'da. Top ayağına yapıştı Sıtkı'nın. Şimdi yardıma gelen bir arkadaşı var. Paslaştı. Top Ligin Spor'da. Umut Kadir. Ve Manisa'da temsilcimiz Tavşanlı Tepecik Spor 1-0 mağlup duruma düştü 68. dakikada.
Yine su molası. Oyuncular kenara geldiler. Bu su molasından sonra oyun devam edecek. Evet, şimdi oyuncular sahadaki yerlerini alıyorlar. Su molasından sonra. Eşitlik. Bu dakikaya kadar bozulmadı. Aslında Linspor tabelayı değiştirecek. Hani sağ içindeki foto muhabirimiz geldi az önce yanıma ve Emre Azim'in pozisyonuyla ilgili çok yakın olduğunu, pozisyonun net bir penaltı olduğunu söylüyor. Yani çalınmayan bir de penaltısı var Linspor'un. Emre Azim. Soldan orta düşüncesi ve köşe vuruşu. Şimdi köşe vuruşu kazandı Linspor. Umut Kadir hızlı kullanıldı. Umut içeriye baktı. Şimdi gönderildi. Abdülaziz yükseldi. Arasan vurdu. Ve yandan out. Yine gole yaklaşan takım Linspor. Doksandan önce şeytanın bacağı kırılsın. Linspor golle tanışsın. Bunu umuyoruz. Bunu ümit ediyoruz. Çünkü Emirdağ takımı artık bu dakikadan sonra daha fazla direnmeye ve dakikalara oynamaya çalışacak. Futbolun içerisinde doğal bir yansıma olarak. Şimdi Emre Azim. Emre Arasan'ın olduğu noktaya. Hacı Mustafa. Yerden pas düşüncesi başarılı oldu. Emre rakibini aldı karşısına. İçeriye gönderme düşüncesi başarılı değil. Evet, Alaçatı farkı 4'e çıkardı özel idare karşısında. Şimdi soldan geliyor. Emirdağ takımı. Top çıktı diye gördük buradan. Evet, yan hakem de uyardı orada. Orta hakemi. Ve taç kararı. Alaz uzun gönderdi. Top defansı açtı. Kaleci Enes'e kadar geldi. Enes ağır hareketlerle zaman oynuyor. Şimdi topu eline aldı. Linspor için 3 puan ne kadar önemliyse lige tutunmak adına Afyon Emirdağ takımı içinde buradan alınacak puan çok değerli izleyenler. Alaz kafayla karşıladı hemen. Arasan yükseldi. Son olarak Oktay'a temas eden top taca çıktı. Zeki Kağan bıraktı Furkan'a. Furkan kullanacak şimdi taç atışını. Alper Enes. Furkan Başkal. Zeki Kağan. Yani önce oyuncu şöyle bir baktı. Şimdi de kalkacak ayağa ve Linspor atağı. Arasan. Kaleyi karşısına aldı. Şimdi bıraktı. Hacı Mustafa. Hacı. Ne oldu? Merak ediyorum. Hani çok ilginç işler oluyor. Hakemin kararları noktasında. Hakemin maçın kontrolünü hani biraz kaybediyor demiştim. O birazın artık bir tık üstüne gitmeye başladı. Vermiş olduğu kararlar tartışmalı. Ve bizim ekibimizden bir görevlinin çok yakın açıdan gördüğü bir penaltı pozisyonu var. Linspor'un hakem tarafından devam kararı verilen. Bu arada Manisa Yıldız
Çeşme Belediyesi'nde 2-2'lik eşitlik var. Çeşme eşitliği sağladı 76. dakikada. Alaçatı ardı ardına 2 dakikanın içerisinde bulduğu gollerle özel idare karşısında 6-0 önde. Ve Tepecik'te Manisa deplasmanında Alper Enes. Gerçekten karşılaşmanın hakemleri bugün hem orta hakem hem de yan hakemler takdir haklarını Lignospor'un aleyhinde kullandılar. Hani ben uzaktan gördüm, yakından gören ekibimizden foto muhabirimiz yemin ederek %100 penaltı olduğunu söyledi. Zaten bariz penaltı bir pozisyonuydu. Göz var, izan var. Yere yatan oyunculardan sonra hakemin buna müsamaha ve müsaade göstermesi. Hani bugün karşılaşmanın hakem triosu bu dakikaya kadar Lignospor'a el freni olmaya devam ediyor. Ama daha dakikalar var. Bakalım neler olacak, hep birlikte izleyeceğiz değerli izleyenler. Bana göre karşılaşmanın orta hakemi Seçil Özdemir sınıfta kaldı. İzmir bölgesi hakemi Seçil Özdemir. Mutlaka gözlemciler bunu değerlendirecektir. Futbol temaslı bir oyun. Hani şarj olan pozisyonlarda dahi faale hükmedildi. Evet, ilk defa 76. dakikada oyunu geciktirmeye yönelik hareketlere bir tepki koydu. O kadar da olsun diyelim. Lütfetti karşılaşmanın hakemi, sarı kart gösterdi kaleci Enes'e. Enes şimdi out atışını kullandı. Yasin. Ben inanıyorum ki kalan dakikalarda Lignospor mutlaka skor üstünlüğünü yakalayacaktır. Ama biraz baskıyı artırıp oyunu rakip yarı alana yıkması gerekiyor. Artık bu dakikalarında geldiğini düşünüyorum. Hacı Mustafa kafayla indirme düşüncesi. Abdülaziz. Taç kazandırdı takımına şimdi Abdülaziz. Ve Lignospor taç atışını kullanacak. Hacı Mustafa. Şöyle bir arkadaşlarına baktı. Umut Kadir'e doğru bir taç atışı daha mı? Top yükseldi. Top oyunda kaldı. Zeki Kağan. Onun kontrolünde top. Şimdi Yasin'de. Yasin Gün. Yasin. En geriye kaleci Ramazan'a. Ramazan. Yasin. Uzun gönderdi. Abdülaziz. Kafayla indirme düşüncesi. Arasan'da kalır mı top? Arasan. O da kafayla Zeki'ye kazandırdı. Zeki. Emre Azim. Orada bir müdahale geldi Berkant'tan. Şimdi Yasin karşıladı. Bir Emir daha hata izleyeceğiz. Şaban Emre'ye defansın arkasına bir pas. Şaban şimdi sağdan ceza sahasının içerisine girdi. Orada Yasin çok iyi kapattı ve topu çaldı rakibinden. Şimdi Lignospor hata izleyebiliriz. Umut Kadir. Abdülaziz. Aldı önünü Abdülaziz. Umut Kadir'in önüne attı. Umut Kadir. Top hala Umut'un kontrolünde. Orada da bir faul düdüğü çaldı. Taç çizgisine yakın bir mesafeden. Şimdi serbest vuruş kullanacak Lignospor. Bu serbest vuruşu kullanmak için Umut Kadir ve Hacı Mustafa var orada topun başında. Yasin ve Alaz da oraya gittiler. Alper Enes var. Çok adamla geldi Lignospor. Bu duran top organizasyonda serbest vuruşta
Oyuncular ceza sahasının içerisinde kümelenmiş durumda. Artık gol dakikası olsun. Gol dakikalarına girmiş olalım. Paslaşarak kullanıldı. Abdülaziz. Güzel bir organizasyon. Abdülaziz içeriye gönderdi ama Mutkader'in pası isabetli değil. Top yine Linspor'da. Furkan. En geriye döndü. Kaleci Ramazan. Uzun atılan bir top. Top kaleci Enes'in ellerinde. Artık normal süre olarak 80. dakikanın içerisindeyiz. Ne kadar müsabakanın sonuna ilave edilecek? Bu dakikadan kestirmek zor. Ama normal süre olarak son 10 dakikanın içerisindeyiz. Uzun atılan top. Emirdağ takımında kaldı Yusuf Bulut. Yusuf'un Şaban Emre düşüncesi araya giren Alper Enes oldu. Hacı Mustafa. Umut Kadir. Yasin. Defansın arkasına Emre Azim düşüncesi. Geçerse tehlikeli olur. Emre kontrol etti. Emre Azim aldı rakibini karşısına. Emre Azim güzel bir çalım. Girdi içeri. Hadi Emre Azim. Hadi gol olsun bu pozisyon. Eline müdahale var mı? Devam dedi hakem. Zeki Kağan atak devam ediyor. Umut Kadir içeriye göndermek istedi. Rakibi girdi araya. Umut Kadir. Topu kaptırdı orada ve rakibinin kontrolünde. Emirdağlı. Berkan'ın kontrolünde top. Out'a çıktı. Şimdi out atışını kullanacak Emirdağ takımı. Hani Emre Azim böyle pozisyonları seven bir oyuncu. Aslında içeriye de iyi çıkardı. Ama devamında hani ölüm bölgesi olarak tabir edilen futbolda 6 pas ve çevresinde bir Linspor'la buluşmadı top. Ve bu pozisyonda böylelikle harcanmış oldu değerli izleyenler. Evet, Alaçatı özel idare karşısında farkı 7'ye çıkardı. 84. dakikada 7-0 üstün durumda. Kaleci Enes yine yavaş hareketlerle out atışını şimdi kullandı. Sıtkı Keleş. Sıtkı topu kaybetti orada. Araya Umut Kadir girmişti. Taç atışı Linspor'un. Taç mı faul mü? Evet faul hemen kullanıldı. Hacı Mustafa. Zeki. Alaz. Alaz. İçeriye şöyle bir baktı Alaz arkadaşlarına. İçeriye gönderilen top ama top out'a çıktı. Lig uzun bir maraton. Bu derenin altından daha çok sular akacak ama ilk haftalarda galibiyet serisiyle başlamak çok önemli. Şampiyonluk hedefinde olan takımlar için. Şimdi Abdülaziz. Bıraktı pasını. Umut Kadir. Umut. Umut. İçeriye gönderme düşüncesi. Arasan kafayı vurdu Enes. Elleriyle tokatladı. Tek eliyle plonjon diye tabir ettiğimiz bir kurtarış yaptı. Kaleci Enes. Top köşeye gitse zaten ağlarla buluşacaktı. Bu pozisyon golün habercisi olsun. Şimdi Emre Azim kullanacak köşe vuruşunu. Tüm haklarıyla rakip ceza sahasının içerisinde Linspor. Emrah daha da girdi oyuna. İçeri gönderdi. Abdülaziz açtı top. Abdülaziz açtı.
taç atışı kullanıldı. Arasa'nın olduğu noktaya ve taç. Yine taç. Ardı ardına taç atışı kullanıyor Lee Spor. Artık müsabakada son bölümlere girdik. Şaban Emre. Yasin mücadelesinde orada top sıkıştı. Şimdi en geriye Ramazan'a geldi. Alperen Bektaş oyunda. Emrah da oyunda. Artık Abdülfettah Kaldırım tüm hamlelerini yaptı. Alperen Bektaş önünü alabilir mi? Kaleci çıktı ve aldı topu. Hani kaleci Enes de bugün köşeye veya etkili noktalara vuruşlar yapılmasa da sezgisi ve refleksleriyle Emirdağ adına günün iyilerinden diyebiliriz. Emrah da. Emrah Dağ'dan Emre Azim'e. Emre. Emre. Geçersin Emre. Rakibinin karşısına aldı. Emre maalesef orada topu kurtaramadı. Şimdi top Emirdağ'da. Yasin Gün. Offside bayrağı kalkmıştı orada. Ama ondan önce hemen düzelteyim. Faul olduğunu düşünüyor hakem. Ve endirekt serbest vuruş kullanacak Emirdağ. Sıtkı gidiyor topun başına. Alaçatı 87'de 8-0 yaptı skoru. Şaban Emre'ye doğru Emrah Dağ'ı da açmıştı. Alper Enes var orada. Alper Enes rakibine çarptırdı ve out. Ramazan Aklı. Kaleci Ramazan. Uzun gönderdi. Rakip yaralana. Abdülaziz'in olduğu bölgeye. Abdülaziz yükseldi. Şimdi Alperen Bektaş. Arasan vurdu. Kaleci Enes yine başarılı. Atak devam ediyor. Hacı Mustafa. Hadi bu pozisyon gol olsun. Umut Kadir. Umut içeriye gönderdi. Ama kaleciye. Ama kaleciye. O final vuruşları biraz etkili olsa Lee Spor'un öne geçmesi işten bile değil. Enes degajını yine uzun gönderdi. Alaz var orada. Kafayla karşıladı. Şimdi Yasin. Topu kontrol etti Yasin. Orada bir çekme var. Hakem gördü mü? Evet, yan hakem uyardı. Sarı kartına başvurması gerekiyor. Emirdağ Spor'da sarı kart gören oyuncu 9 numaralı formasıyla Şaban Emre. Evet, artık 88. dakikanın içerisindeyiz. Yine yerde yatan bir Emirdağ Sporlu oyuncu var. Tedavisi için kenara alındı Yusuf Bulut. Ama izin alıp az sonra oyuna dahil olacak. Karşılaşmanın hakeminden Alper Enes. Alaz. İçeriye gönderdi. Alperen Bektaş koşturdu. Açtı, önüne düşmedi. Hacı Mustafa'nın önüne düşse golle burun buruna gelecekti. Furkan Başkal'ın baskısı var orada. Bakalım baskı sonucu. Evet, Furkan kaptı topu. Furkan Başkan. Nasıl bir faul? Nasıl bir faul? Nasıl bir faul? 3 kere soruyorum Seçil hocam. 3 kere soruyorum. Bu bir ikili mücadele. Hani en azından karşılaşmanın yan hakemini görmesi lazım. Gerçekten çok ilginç kararlar var. Futbol dışında hiçbir müdahalesi yoktu orada. Furkan Başkan'ın topu söktü aldı. Ama hakem faul düdüğünü çaldı.
Çok garip bir şekilde Emrah Dağ da hakemin yanında sistemini dile getiriyor. Evet, Ada Stadyumu'nda hakem faciası var bugün. Faul olmayan pozisyonlara çalınan fauller, ceza sahasının içerisinde verilmeyen bir penaltı. Emirdağlı oyuncular hani maçın başından bu yana oyunu gerdiler. Yattılar, kalkmadılar. Maçı bu hale getirdiler. Ve şimdi hem Linyisporlu oyuncuların ilginç kart gördürme çabaları var. Değerli izleyenler, ben size şunu söylüyorum. Hani bu saatten sonra bu maçı ben protest olarak anlatmıyorum. Sessizce izleyelim. Hani futbol adına hem fair play olarak hem centilmenlik olarak futbol sahaya çıkarsın. Oyun oynamak için çıkarsın ya da savunma yapmak için çıkarsın. Ama bu işi hem Emirdağ Sporlu oyuncular çığırından çıkardı. Tabii ki karşılaşmanın İzmir bölgesi hakemi Seçil Özdemir'in katkılarıyla maç çok garip bir noktaya geldi ve çığırından çıktı değerli izleyenler. Kartlar havada uçuşuyor. Yerli yersiz kartlar. Evet değerli izleyenler, Alaz da sarı kart gördü. Bugün karşılaşmanın hakemi maçı katletti değerli izleyenler. Ve bu gerginlikte kendisinin eseri. Hani şunun da mesajını alıyoruz. Bu sezon iki temsilcimiz de hakemlerden yana çok dert yanacağız. Bunun mesajını da bugün aldık değerli izleyenler. Görmedim. Henüz kaldırmadı herhalde. Hani tabelayı göremedim. Görsem onu en azından sizlere bildireceğim. Yani bir Emirdağlı daha kendini yere atıyor. Çok ilginç. Hani çok ilginç. Çok garip. Hani puan almanın, puan kazanmanın yolu bu olmamalı. Uzatmayı bekliyorum şimdi. Ne kadar gösterecek bakalım. Sevgili, değerli, çok kıymetli hocamız Seçil Özdemir hanımefendi. Arasan önüne bir alsa. Oktay girdi orada araya. Hacı Mustafa. Emrah da. Haydi Linyit. En güzel cevabı bir golle verirsin bu müsabakada. Tabela neden gösterilmedi? Onu da bilmiyoruz. Emrah da. Emre Azim. İki rakibi var karşısında Emre.
Top orada 3 oyuncunun arasında sıkıştı. Taşlıyın Spor'un. Emrah da. Alaz. İçeriye gönderdi Alaz. Abdülaziz de koştu oraya. Şimdi Furkan Başkal. Furkan. İkili mücadele. Top Emirdağ takımında kaldı. Furkan'ın kayarak müdahalesi. Şimdi Emirdağ spor atağı. Şaban Emre'ye bir pas düşüncesi ama offside. Alaz hemen başlattı. Emrah Dağ. Emrah Dağ içeriye gönderdi. Adrese ulaşmayan bir pas oldu bu. Şimdi Emirdağ atağı izliyoruz. Hani tabela gösterilmedi. Galiba hakemler kendi aralarında bunu konuştular. Tabela gösterme ihtiyacı hissetmediler. Son düdük henüz çalmadı. Umut dakikaları artık bunlar. Emrah da kafayla pas. Çok ilginç. Yani çok ilginç. Hani artık hani bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz. Ya ikili mücadele yükselmiyor oyuncu. Hani yükselse diyeceğim ki bir müdahalede bulundu. Ayakları yerde. Göğüsler yapışık. Göğüs sırt yapışık. Emrah da kafayla müdahale ediyor. Hakem faule hükmediyor. Hani hakemlere futbol kuralları kadar futbolunda nasıl bir oyun olduğunun anlatılması gerekiyor. Sadece FIFA'nın kuralları değil, futbolun nasıl bir oyun olduğu, en başta temas oyun olduğu. Uzun gönderildi ceza sahasının içerisine. Furkan Başkal. Şimdi Emirdağ takımı geliyor. Orada Şaban Emre'de kaldı top. Şaban. Yasin var karşısında Şaban'ın. Emrah da. Alperen Es topu uzaklaştırdı. Alperen Bektaş. Orada topu kapması lazım Ligin sporlu oyuncuların. Emrah da. Şişirdi topu Emrah. Şimdi Arasan koşuyor. Hiç risk atmadılar. Topu taca gönderdiler. Emrah. Emrazim. Emre. Geçti rakibini Emre. İçeriye gönderdi Abdülaziz'e gelmedi. Top yine Ligin Spor'da. Haydi artık. Hadi. Son dakikada, son dakikalarda bir gol o kadar mutlu eder ki bizi şu sahada yaşananlardan sonra. Şimdi soldan geliyor Emirdağ. Yusuf Taş. Yusuf. Ara pası düşüncesi. Orada bir offside kararı var. Bayrak havada. Şimdi bu yani bu yapılan hareket hani bugün bu dakika itibariyle tabelada yazan skordan ziyade hakemin kararlarına ve Emirdağ sporlu oyuncuların bu kadar futbolu öteleyerek puan alma çabasına şaşkınız. Şimdi bir atak. Haydi Hacı Mustafa. Haydi Hacı. Haydi Hacı. Haydi Hacı. Haydi Hacı. Buluştur bu topu alanla. Buluştur topu bu alanla. Olmadı. Olmadı. %100'lük net bir gol pozisyonunu
96'larda yine gole çeviremedik. Çok güzel önünü açtı. Vuruşunu da yaptı. Ama top kalenin direğinin, kale direğinin yanından az farklı out'a gitti. Bir gol fırsatı için. Allah'ım ya. Evet. Artık hakemin kararlarıyla ilgili yorum yapmaktan yoruldum. Orada bir topu kapsa ligin sporlu oyuncular etkili bir atak olabilir diyeceğim ama yine Emre Azim baskı sonuç verdi diyecektim. Oyuncu atağa çıkmasın. Faul yine ligin sporun. Şaşkınım değerli izleyenler. Cümleleri kurarken dikkatli olmak istiyorum. Ama bugün gerçekten Linspor hakem kararlarıyla katledildi. Bu noktada hani yöneticilerimizin, kurumumuzun, kurumdaki büyüklerimizin biraz daha bu işleri irdelemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi içeriye gönderilen top. Kalabalık orada Linspor. Kafayla aşırıldı. Orada hiçbir Linsporlu oyuncu yok. Evet. Son düdük çaldı. Tavşanlı Ada Stadyumu'nda bir manşet atacak olursak maçın sonuna. Karşılaşmanın hakemi maçı katletti. Ve artık bu saatten sonra futbol adına konuşulacak hiçbir şey yok. Birileri karşılaşmanın orta hakemi Seçil Özdemir'e futbolun ne olduğunu, hakemliğin nasıl bir meslek olduğunu, FIFA kurallarını baştan aşağı okutarak anlatması gerekiyor. Çünkü hiç hoş olmadı.